Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar bunu bilirsen yaparsın bunu bilirsen yaparsın serisinde önemsediğim önemsediğim ve ÖSYM'nin en az böyle 7 8 9 kez sorduğu bir soru kalıbının üstünde konuşacağız bugün. 3 tane soru çözeceğim bugün farklı olarak her şeyin ne olduğunu bu sorular karşına çıktığında çat tokatı yapıştırıp geçmeni sağlayacak şekilde güzelce güzelce anlatacak sorun. Ne dedik? Bu sınava hazırlık sürecinin altın serisi bu. Altın serisi. Çünkü böyle bir tekrarı başka bir şekilde yapamazsın. 6 dakikada, 7 dakikada, 8 dakikada bir, soruyu boğuyoruz. Bir soruyu değil mantığını da boğa 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 gidiyor. Çok şiddet dolu konuştum bu videoda. Selim Hoca şimdi şey, öyle yazmış yoruma bir tane. Selim Hoca videolarda böyle yumruk mumruk falan diyor. Çok şiddet eğilim, Evet. Şiddet eğilim diye <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hadi fazla gevezelik yok. Soru kalıbı bu arkadaşlar. Bakın üç tane soru çözeceğiz. Çarpım durumunu toplam durumuna dönüştüren. Aslında bunlar arkadaşlar Bizim mesela bu logaritma fonksiyonudur. Ama öyle düşünmene gerek yok. Selim Hoca hemen triğini verecek. Bu çıkmış sınav sorusudur kendisi birkaç yıl önce. Bu da arkadaşlar bakın bu toplamı çarpıma dönüştüren bu soru. Bu soru toplamı toplama dönüştüren bu soruda çarpımı toplama dönüştüren 3 kalıbını da vereceğim. Ondan sonra girirse ümmüğünü sıkacaksın sorunun. Hadi gel bakalım. Şimdi ne yapacağız bu sorularda? Güzelce bir bakalım. Şimdi diyor ki uygun koşullarda tanımlı diyor ki f x çarpı y'yi yani içeride x çarpı y varsa ben bunu f x artı f y diye ayırıyorum. Hangi fonksiyon aslında bakın bu bakın hangi fonksiyon biliyor musunuz? Logaritma x çarpı y neye eşittir? Logaritma x artı logaritma y'ye eşittir. Aslında logaritma fonksiyonundan da soruyu çözebiliriz. F 8'in 12 olduğunu söylemiş F18 olmuş. Şimdi arkadaşlar burada 8 ile 128'e bir baktığım zaman hepsi 2'nin kuvvetleri. Bu nedir arkadaşlar 2 üzeri 3'tür Bu nedir? 2 üzeri 7'dir. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? diyor ki bu çarpımları toplama dönüştür bak. O zaman 8'i Ben şöyle yazabilir miyim? F 2 2 2 3 tane 2'nin çarpımı değil mi bu Evet? İşte 1, 2, 3 tane çarpımsa burada ikili olduğuna bakma. Kaç tane çarpım varsa sen de o kadar toplama dönüştüreceksin. Ne eşit o zaman burası? F2 artı. F2 artı F2. Bitti. Bitti. Şimdi F8'in 12 olduğunu söylemişti. Bakın burası ne yaptı şimdi? 3 tane F2 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman F2 dediğimizin ne olduğunu buldum? 4. Hadi şimdi buna bak. f 128'i soruyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 2'nin çarpımı. E burası neye eşittir o zaman F2 artı f 2 artı çi 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 çi. kaç tane F2'nin toplamına 7 tane. Yani 7 tane F2 oldu cevabım. F2'nin 4 olduğunu bulmuştum. Gömçürdüm yerine 7 çarpı 4. 28 sorumuzun cevabı. Bakalım sınavdaki nasıl? Bu sefer neyi neye dönüştürüyoruz? Toplamı toplama dönüştüren bir fonksiyon olmuş. Arada artı var artıya dönüştürüyor. Bu daha da basit. Böyle artılı artılı olanlarda F1'i bulmaya çalış. Ne demek F1'i bulmaya çalışıyorum? Bakın şimdi F2 var ya burada. 2'yi ben... 2 sayının toplamı gibi düşüneceğim. Ne ile neyin toplamı? 1 ile 1'in toplamı. He. O zaman bu ne yapacak? Bakın 1 1 ise F1 ile F1 eşitmiş. F1 artı F1 oldu. Bak o zaman şunun yerine ne yazdım? İki tane F1 yazdım. İki tane F1 eksi F1 eşitmiş 10'a. Yani F1 dediğimizin 10 olduğunu bulduk. Şimdi aşağıdaki sorularda ne yapacağım? F3. E ben 3'ü şöyle düşünemem mi kardeşim? 1 artı 1 artı 1 gibi düşünemem mi? Evet. Bu neye eşittir o zaman? F1 artı F1 artı F1. Toplamı toplam olarak ayırdı. Yani F3 dediğimiz 3 F1'e eşit oldu. Aynı mantıkla yaparsak F4 4 tane F1 olacak. O zaman bunun yerine ne yazıyorum? 3 tane F1 yazıyorum. Çarpı var arada. F4'ün yerine 4 tane F1 yazıyorum bölü F5. Nedir F5? F1 1 1 1 1 1. Bunların toplamları yani 5 tane F1 ve olayım bitti. Çatara kütere şunlar götürdü. Hemen F1 yerine de 10'u yazdım. 5 ile 10'u sadeleştirdim 2. 3 ile 2'yi çaptım 6. 6 ile 4'ü çaptım 24. Gömçür babam gömçür. Şimdi neye geldik? toplam durumundakini çarpım durumuna dönüştürmüş bu öncüllü ama. Hadi bakalım hangileri doğrudur diyor. Toplam durumunu çarpım durumuna dönüştüren bir fonksiyon için. Şimdi diyor ki f6x buna eşittir diyor. Şimdi bak bakalım f6x'i ben şöyle yazabilir miyim? f x x x x x 1 2 3 4 5 6 tane x'in toplamı olarak yazabilir miyim? Yazarım. Şimdi 6 tane x'in toplamı bakın şöyle olsaydı 2x olsaydı nasıl düşünecektim? X'de x de x'in burası da x olacaktı burası da x. Yani çarpıma dönüştürüyor. O zaman ne oldu bakın? fx çarpı fx çarpı ça kaç tane fx'in çarpımına? 6 tane. 6 tane fx'in çarpımı fx'in 6. kuvvetidir. Cipte. Hadi buna bakalım şimdi ikinci öncül. Burası F10. Burada da F1'li var. O zaman onu birli birli parçalıyorum. Parçala bakalım. 10 nedir? İçeriği toplam durumunda ayırıyorum. 1, 1, 1, 1 artı, 1 artı, ça 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 ça. kaç tane 1'in toplamı? 10 tane 1'in toplamı. 10 tane 1'in toplamıysa çarpım durumuna dönüştüğü için F1 çarpı, çarpı. F1, ça, 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 kaç tane F1'in çarpımı? 10 tane. 10 tane F1'in çarpımı, 10. kuvvet F1 olur. Burada 10 çarpı F1 demiş, yanlış. Ne zaman böyle olurdu biliyor musun? Aradaki işaret artı olsaydı, o zaman olurdu. 10 tane F1'in toplamı ama aradaki işaret çarpı olduğu için bu değil. F6, F2'nin küpüne eşitmiş. O zaman ben 6'yı... 2 artı 2 artı 2 diye yazarsam bu çarpım durumuna F2 çarpı F2 çarpı F2 diye dönüşmez mi? Dönüşür. F2'nin üçüncü kuvveti bu da doğru. 1 ve 3 doğru. Hup. ÖSYM'nin sormayı alışkanlık haline getirdiği bir soru kalıbının 3 tane kalıbı var zaten. Üçünü de üçünü de gömçürdük. Hadi bakalım. Altın serimiz. Bunu ya bilirsen yaparsın serimiz. Uçak gibi devam ediyor bir beğeninizi alırız. Güzel bir şekilde de devam ederiz. Kendine iyi bak. Kıpır 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 kıpır. Enerji dolu bir şekilde devam. Hadi bay bay.